Normalde şu an tevhid ağacının erişimi baya baya kısıtlanmış, baya baya düşmüş. Bunun sebeplerinin ne olduğu konusunda farklı fikirlerimiz olsa da yani bildirim zilini açmalarına rağmen, abone olmalarına rağmen halen çok yakınımızda olan kardeşlere bile bu konu hakkında herhangi bir şekilde video içeriklerinin bildirimi ulaşmıyor. Hatta şöyle tepkiler, şöyle söyleyenler oluyor. Yani sen daveti bıraktın mı? Yani bu şekilde bir mesele bu şekilde birçok kardeşten, birçok kişiden böyle tepkiler aldığımızdan dolayı bunun bir sebebinin olduğunu ve bir şekilde bu engeli atlatmamız gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bizim bizim için abone falan veyahut sayı falan değil, bizim için ne kadar insana erişebiliyor isek, ne kadar insana hakikatleri ulaştırabiliyor isek bizim için bu önemli. Aksi halde her birimiz bir gün vefat edeceğiz, öleceğiz ve ahirete gideceğiz. Allah Subhanahu wa ne kadar aboneye ulaştığımızı değil, ne kadar kişiye halis bir şekilde davet edip etmediğimizi soracak. Amellerimizin halis olup olmadığını soracak. Bu nedenle böyle bir kanal açma gereği duyduk. Ben kardeşlerimden bu dava için bir şeyler yapabilmek isteyenler için destek istiyoruz. Beğenip yeni kanala abone olmalarını ve bildirim zillerini açmalarını, bu konuda bizlere bir destek vermelerini ve bu şekilde gerçekten sorunun ne olup olmadığını da öğrenmemizde yardımcı olmalarını istiyoruz. İsim olarak ben normalde açma taraftarı değilim. Dediğim gibi sadece bu engeli nasıl kaldırabiliriz dediğimiz zaman bir defa isimle videoların paylaşılmasındaki erişimin de yüksek olduğunu, yani bir kişinin ismi ile video paylaşımı yapıldığı zaman o daha fazla yükseleceğini, daha fazla erişim sağlanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle inşallah bu yeni kanal bu sorunlarımızı çözer, bu sıkıntımızı Allah'ın izniyle giderir ve biz de davetimizi daha fazla, daha geniş bir kitleye ulaştırmış oluruz. Allah'ın izniyle. Benim bu konu hakkında sizlere söyleyeceğim şey şu ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın dinine çeşit çeşit farklı farklı şekilde yardım edebiliriz. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ayetinde dediği gibi kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder ve Allah onun ayaklarını dinde sebat ettirir, sağlamlaştırır. Allah'a yardım Allah'ın dinine yardımdır. Allah'ın yardımı ise hem dünyada hem ahirette umulabilir. Bizlerin Allah subhanahu ve ta'ala'nın yardımına eğer ihtiyacımız olduğunu düşünüyor isek bizler de Allah subhanahu ta'ala'nın dinine yardım ederek ya da yardım edenlere yardım ederek elimizle, kolumuzla, dişimizle, tırnağımızla, maddi veyahut manevi bir şekilde ne yapmamız lazım? Yardımcı olmamız lazım Allah'ın dinine. Sizlerden sadece girip abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı bu konu hakkında bu şekilde bir destek talebinde bulunuyoruz. Yaparsanız Allahu Teala ecrinizi versin. Biz İslam dininin yükselmesi için bizler Allah'ın zikrini insanlara hatırlatmaya çalışacağız. Allahu Teala'nın zikrini gündem etmeye çalışacağız. Bu konuda da Allah rızası için belki birkaç dakikanızı alır. Bu konuda kendi zamanınızdan feragat edeceksiniz. Bu konuda Allah'ın izniyle bizlere destek vereceksiniz. Allah sizlere Allahu bütün Müslümanlara rahmet etsin. Allahu cümlemizin yardımcısı olsun. Bu konuda hakkında bir tecrübesi olan insanlar da var ise bizlere ulaşabilirse, bu konu hakkında yapmamız gereken neler olabilir? Tavsiyeleri nelerdir? Bu konuda inşallah bizleri bilgilendirebilirse biz de ona göre Allah'ın izniyle bir hareket edebiliriz. Hiç değilse hikmetli bir şekilde hareket etmiş oluruz. Yani bizim sorunumuz bu. Yani insanlara erişim konusunda bir kısıtlanma geldiğini düşünüyoruz. Herhangi bir şekilde ulaşım sağlanmadığını. Yani o kadar yakınımızdaki olan insanlardan bu tepkiyi alıyoruz ki artık şaşırmaya başladı. Yani YouTube dediğimiz a sistem büyük bir ağ. Yani evrensel, küresel bir ağ. Böyle bir ağın böyle bir sorun oluşturması pek beklenir bir şey değil. Dediğimiz gibi tam olarak içeriğini anlayamadık. Sadece böyle bir eylem yapmayı deniyoruz İnşallah Rabbim bizleri doğru olana hidayet etsin. Rabbim bizleri hikmete hidayet etsin diyoruz. Allahu bütün Müslümanlardan razı olsun. Destek verenlere Allahu Teala da dininde, Allahu da dünyasında hayır üzere destek versin. Allahu bizlere bu dava üzere hizmet etmeyi daim kılsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.